Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni nesil sorulardan bahsedeceğiz. İlk yeni nesil sorumuz ardışık sayılarla ilgili bir soru. Şimdi sorumuzda iki tane sembolle göstermişler. Sarı iki tane daire yan yana, kırmızı daireler üst üste. Ve bunları bir işlem olarak tanımlamışlar. İçlerine A ve B sayılarını yazaraktan sarı işlemimiz yuvarlaklar içerisinde verilen A artı 1 artı A artı 2 nokta 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 A artı B'ye kadar tanımlanmış. Kırmızı işlemimiz ise üst üste olan iki tane daireden bahsediyoruz. Burada da A eksi 1, A eksi 2 nokta nokta A eksi B olarak tanımlanmış. Bu verilen işlemlere göre aşağıdaki ifadenin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi sorumuza baktığımız zaman sorumuzda 6 işlem 9'dan bahsediyoruz. Önce kırmızı işlem uygulanmış. O zaman 6'dan başlayarak 6 eksi 1, 6 eksi 2 nokta 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 6 eksi 9 şeklinde yazarsak üst tarafı. Şimdi alt tarafa geçelim. Alt tarafta ne diyor? 6 artı 1, 6 artı 2 nokta 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 6 artı 9 olarak verilmiş. Bu işlemin sonucunu elde etmek için verilen ifadede 9 tane parantezimiz var. O zaman 9 tane 6 var. 6 çarpı 9 eksi. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 nokta nokta 9'a kadar sayıların toplamından bahsediyoruz. 1'den 9'a kadar sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 olarak buluruz. O zaman yukarı taraf 54 eksi 45. Aşağı tarafa geçtik. Bu sefer toplama işlemi var. 6'lardan 9 tane var. 6 çarpı 9 artı 1'den 9'a kadar sayıların toplamı 45. Yukarı taraf 54 eksi 45, aşağısı 54 artı 45. İşlemi sadeleştirdiğimiz zaman 9 bölü 99 eşittir 1 bölü 11 olarak buluruz.